1500 yıl ayakta duran dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin içinde olan günümüze kadar öyle esrarengiz, öyle gizemli olaylar yaşanmış ki Hazreti Hızır'ın Ayasofya'ya inanılan olağanüstü müdahaleden içerisinden kıyamet tarihinin yazılı olmasına ana girişte bulunan gizemli tabuttan içerisinden geçtikten sonra tılsımlı kapılara kadar Ayasofya ile alakalı birbirinden 11 ilginç gizemden bahsedeceğim sizlere. Belki kimisi sadece efsaneden, yüzyıllardır kanıtı olmayan söylentilerden ibarettir. Ama yine de dinlemeye değer. Çünkü bu gizemlerden en ilginci Peygamber Efendimizin Ayasofya ile ilgili söylediği o sözler. Hazırsanız başlayalım. Efsaneleri dinlemek gerçekten keyifli, bir o kadar da tüyler ürpertici olabiliyor. Tabii doğrusunu Allah bilir ama Ayasofya'ya ilgili efsaneleri duyunca çok şaşıracaksınız. Asırlardır günümüze kadar gelen Hazreti Hızır'la ile ilgili olanla başlayalım. Listemizin 11. numarası. Rivayet edilir ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han imamlığa geçtikten sonra namaza başlamak için tekbir getirmiş ama hemen sonrasında sağına ve soluna selam vererek namazını bozmuştur. Sonra tekrar tekbir getirmiş ve tekrar sağa sola selam vererek namazını bozmuştur. Üçüncüsünde de tekrar tekbir getirdikten sonra ellerini bağlamış ve ilk cuma namazını kıldırmaya başlamıştır. Namaz kılındıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'e namazı neden iki kere bozduğunu sorduklarında ise istedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Yani biz Kabe'nin önünde namaz kılalım. Bu niyetle birinci tekbiri getirdim fakat Kabe görünmedi. İkincisinde de tekbir getirdim, Kabe görünmedi. Fakat üçüncüsünde de tekbir getirdim ve Kabe gözümün önünde belirdi demiştir. Bu durum Akşemseddin Hazretlerine sorulduğunda şöyle anlatmıştır. Padişahımız üç defa tekbir getirdi. Birinci tekbirde baktım ki Ayasofya'nın yönü kıbleye bakmıyor. İçimden inşallah bir yanlış yapmayız dedim. İkinci kez tekbir getirdi, tekrar namazı bozdu. Namazı bozduğu için sevindim. Üçüncü tekbirde yine içimden inşallah namazını bozar dedim. Fakat o an bana manevi alemde cemaatin en arka safı gösterildi. En arka safta bir kişilik yerin eksik olduğunu gördüm. Bir anda baktım ki Hazreti Hızır Aleyhisselam o bir kişilik yere doğru saf tutmak için gelirken terler direğe parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Bundan sonra da bir kişilik yerin eksik olduğu o safa geçti ve namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü, bir daha selam vermedi. Hazreti Hızır'ın parmağını soktuğu sütun ise listemizin 10. numarasında. Bu sütun ağlayan sütun olarak biliniyor. Ayasofya'ya getirilmeden önce Hazreti Meryem evinde bulunan bir sütunmuş. Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa peygamberin yakalandığı, zulüm gördüğü haberi gidiyor Hazreti Meryem'e. Hazreti Meryem bu duruma dayanamayan Hazreti Meryem gözyaşlarına boğuluyor. Gözyaşlarından bir damla o sırada yaslanmış olduğu bu sütuna damlıyor. Ve o gözyaşı sütunu eriterek bir delik oluşmasına neden oluyor. Ayasofya'nın yapımı sırasında imparator bu sütunu Hazreti Meryem'in evinden getirterek
Ayasofya'ya dikilmesini istemiş, günümüzde Ayasofya'yı ziyaret eden yabancı turistler için en ilgi çekici ve kutsal kabul edilen bölüm bu sütundur. Bugüne kadar ziyaret ettiğinizde bu sütunun önünde uzunca kuyruk görüyordunuz. Herkes dileklerinin kabul olacağı inancıyla baş parmaklarını bu sütuna sokarak bir tur ellerini çeviriyorlar. Ayasofya ile ilgili yüzyıllardır günümüze kadar gelmiş olan ilginç efsanelerden bir diğeri de kıyamet günü tarihinin burada gizli olduğu söylentisi. Ayasofya'ya girdiğinizde yapının güney yönündeki kapının hemen girişindeki sütunun üzerinde bir tarih yazılı. Yüzyıllardır insanlar bu tarihin kıyamet tarihi olduğuna inanarak yaşamıştır. İnanışa göre sütunun üzerinde kazınmış bu tarih Hazreti Hızır tarafından yazılmış ve şöyle diyor: 18'inde Yev Pazar sene 1038. Yine çok eskilerden gelen rivayete göre Büyük Nuh tufanı gerçekleşip Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda karaya oturup çok uzun zaman sonra İstanbul'un ilk zamanlarında Kral Vazenlon zamanında ilk bina yapılırken Hazreti Nuh peygamberin gemisinin tahtaları getirilip bu orta kapı bu tahtalardan yapılmış. Hatta Evliya Çelebi'ye göre bu kapının üzerinden Nuh'un gemisinin çivileri halen görebilmemiz mümkün. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortadakinin hemen üzerinde bir tabut bulunuyor. Hikayesi ise çok ilginç. İmparator çok sevdiği ve üzerine çok titrediği biricik kızının geleceğini şehirdeki en ünlü falcılara sormuş. Fakat falcılardan aldığı yanıt hiç de hoşuna gitmemiş. Çünkü falcılar kızının 18 yaşına gelmeden önce bir yılan tarafından sokularak hayatını kaybedeceğini söylemişler. Ne yapacağını şaşıran imparator, efsaneye göre kızını yılanlardan uzak tutmak için denizin ortasında bulunan kız kulesine yerleştirmiş. Fakat gelgelerim zavallı kızın canı üzüm çekmiş ve sepetle kuleye getirilen üzümün içinde çıkan bir yılan ısırığı yüzünden hayatını kız kaybetmiş. Kahrolan imparator en azından kızın cansız bedeni yılanlardan uzak olsun düşüncesiyle bu kapısının üstündeki tabuta yerleştirmiş. Fakat efsane yine burada bitmiyor. Tabii ki yılanlar kızın peşine halen bırakmamışlar ve tabutun bir ucundan denilen bu delikten girip diğer ucundan çıkmaya yılanlar devam etmiş. Bir başka rivayete göre ise de tabuta dokunulduğunda Ayasofya'nın yıkılacağı inancı. Dört melek, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail figürlerinin bulunduğu kubbenin altında yer alan ve bu tabutun melek figürleriyle bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünden elini tabuta sürmeye kimse cesaret edemiyor. Listemizin 6. sırasında kaybolan papaz var. Ayasofya ile ilgili en ilginç efsanelerden birisi de kutsal kase ile birlikte ortada kaybolan papaz hikayesi sanırım. İstanbul fethedildiği sırada papaz Ayasofya'da vaaz veriyordu. İstanbul'un fethedildiğini duyan papaz elindeki kutsal kasenin Müslümanların eline geçmemesi için koşarak bir kapıdan geçti ve ortadan kayboldu. Müslümanlar arkasından koşmuş olsa da papazın geçtiği kapının dümdüz olup bir duvara dönüştüğüne tanık olmuşlar. Hristiyanlara göre İstanbul bir gün Müslümanlardan alınırsa papaz içine girdiği kapıdan tekrar geri çıkarak vaazına devam edecekmiş. Ayasofya'da bulunan 361 kapıdan 101 tanesi oldukça büyük, yine
Evliya Çelebi seyahatnamesinde belirttiği bir bilgiye göre bu 101 büyük kapının hepsinde tılsım bulunmakta. Görevliler ne zaman kapıları saymaya kalksa bir eksik veya bir fazla çıkıyor. Her sayımda kapılardan birine tuhaf bir şeyler oluyormuş. Bu gizemli kapılarda yüzyıllardır günümüze gelen Ayasofya efsanelerinden yerini almaya başlamış. Tarihteki en önemli sözlerden bir tanesidir. Bu Ayasofya'yı inşa ettikten sonra gördüğü yapının görkemi karşısında çok heyecanlanan Justinianus Hazreti Süleyman peygambere gönderme yaparak "Ey Süleyman, seni yendim" diye haykırmış. Çünkü o güne kadar dünyanın gördüğü en zengin hükümdarlardan biri olan Hazreti Süleyman'ın mabedinin ihtişamı dillere destanmış. Justinianus'un Ayasofya'nın görkemini geride bıraktığıyla alakalı bu sözü tarihe geçmiş. "Ey Süleyman, seni geçtim." İnanışa göre Kur'an'da ismi geçen kutsal ahit sandığı Ayasofya'nın henüz kimsenin ulaşamamış olduğu bir bölümde gizlenmiş bir şekilde sahibinin onu bulup içindeki sırlarla birlikte gün yüzüne çıkaracağı zamanı bekliyor. İçinde Hazreti Musa peygamber ve Hazreti Harun'un bir takım eşyalarının bulunduğu, ayrıca Allah'ın 10 emrinin üzerinde yazılı olduğu tabletlerin konulmuş olduğu, ait sandığı yüzyıllardır birçok kişi tarafından aranmakta, Yahudiler hangi devlet ait sandığına sahipse hiçbir mücadeleyi kaybetmeyecek, sahip olacağına inanıyorlar. Öyle ki sandığı bulabilmek için Mescid-i Aksa, Kubbet-i Sahra'nın altını kazmalarına rağmen sandığı bulamamışlar. Kim bilir, belki de sandık o kadar uzağımızda değildir. Ne dersiniz? Ayasofya kiliseden camiye çevrilirken buranın İslami yapıya dönüşebilmesi adına içeriye birçok İslami motif eklenmiş. Bunlardan en göze çarpan birisi de kubbeye yazılmış şu ayet: "Allah göklerin ve yerin nurudur. Üzerinde Allah, dört büyük halifelerin isimleri ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazılı büyük levhalar Ayasofya'ya yazılmış. Bu levhaların Ayasofya'nın içerisinde ve bu kadar büyük üretilmesinin nedeni ise, olur da bir gün Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülürse şayet bu levhaların büyüklüğü nedeniyle onları kapıdan dışarıya çıkaramayacakları. Bir gece Cebrail gelerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'a çıkmaya davet eder. Cebrail ile birlikte Peygamberimiz göğün katmanlarını gezmeye başlarlar. Firdevs cenneti makama geldiklerinde orada muhteşem bir yapıya varırlar. Öyle bir yerdir ki burası 40 adet yakuttan sütunun bulunan, içerisi ise zümrüt ve firuze taşlarıyla kaplı bir yer. İçinde gümüş ve altından yapılmış havuzlarda sürekli olarak Kevser suyu akmaktaymış. Her kim buraya girse öyle etkileniyormuş ki bir daha oradan çıkmak istemiyorlarmış. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama sormuş: "Burası neresi?" diye. Cebrail şöyle yanıt vermiş: "Buranın ismi Camiül Kübra, yani büyük cami. Bu makamın bir benzeri ise Konstantiniyye'de şehrinde bulunan Sofya adına bulunan ibadethanedir. Bir gün gelecek senin ümmetine bu mabette ibadet nasip olacak." Peygamberimiz Cebrail ile vedalaşıp geri döndüğünde ashabına Ayasofya makamını anlatır. Ashabı heyecanlanarak şöyle der:
bir gün Ayasofya'da ibadet etmek inşallah bize de nasip olur.